Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Ara Yayınları 5. Sınıf Matematik Sahnesi kitabıyla dersimize devam ediyoruz. Prova sahnesi test 11. sorumu büyütüyorum. Musa ile Yağız bir masanın üzerine görseldeki gibi eşit aralıklarla yerleştirilen çivili geometri tahtası koymuşlardır. Yağız mavi renkli esneyebilen lastiği görseldeki gibi çivilerin etrafına geçiriyor. Buna göre Musa lastiği belirtilen siyah noktalardan hangisine geçirirse dik açılı ikiz kenar üçgen elde etmiş oluyor. Arkadaşlar bakın şöyle gösterelim. Şuradan da mavi alalım. Eğer buradaki lastiği üç noktasına getirirsek arkadaşlar dik açılı... İkiz kenar üçgen elde etmiş oluyoruz. Yanda verilen iki farklı makasın uçları arasındaki açıların ölçüsü derece cinsinden üstü sayı olarak veriliyor. Buna göre makasların uçları arasındaki açının doğal sayı olarak derece cinsinden en küçük geniş açı olması için açılma miktarları arasındaki fark ne kadar olur? Arkadaşlar dördün küpü 64 derecedir. 7'nin karesi 49, evet, 49 derecedir. En küçük geniş açı olması için 91'den 64'ü çıkarıyorum. Burası 27 derece açılmalı. 91'den 49'u çıkarıyorum. Burası da 42 derece açılmalı. 42'den 27'yi çıkarıyorum. Aralarındaki fark 15 derece oldu. Bir siteye girişte bulunan güvenlik bariyeri yere paralel durumda iken her saniyede bariyerin ilk konumu ile arasındaki açı 2 derece artıyor. Buna göre bariyerin görsel 1'deki konumundan görsel 2'deki konuma gelmesi için en az kaç saniye geçmesi gerekiyor? Bakın 38 derece yükseliyor. 38'i her e, her saniyede 2 derece artıyordu. 38'i 2'ye böldüm. 19 saniye yaptı. Yani arkadaşlar en az 19 saniye geçmiştir. Bir masanın üzerinde bulunan mermer görseldeki gibi çatlamış ve daha sonra bu parçalar yerlerinden çıkartılmıştır. Buna göre elde edilen parçalardan dörtgen olanların sayısı üçgen olanların sayısından ne kadar fazla? Bu arkadaşlar üçgendir. Şöyle daha açık bir renk alalım. Burası üçgen. Burası dörtgen, burası dörtgen, burası dörtgen, burası dörtgen, burası dörtgen, burası dörtgen, burası beşgen, burası dörtgen, burası üçgen, burası dörtgen, burası beşgen, burası beşgen, burası üçgen, burası dörtgen. Dörtgen olanların sayısı arkadaşlar 8. Üçgen olanların sayısı 3, aralarındaki fark 5. Yanda verilen tangram parçalarından A ve B parçaları ikiz kenar dik üçgendir. Buna göre yeşil renkli üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Burası yeşil renkli üçgen. Şimdi burası 6 cm ise burası 6 cm'dir. Burası da 6 cm'dir. Burada arkadaşlar bakın burası da 90 derece oluyor. Burada bir tane dik açılı ikiz kenar üçgen oluşuyor. Dikdörtgen şeklindeki bir pencerenin görseldeki gibi eş iki kanadı vardır. Bu kanatlar çerçeve ile arasında doğru açı olacak şekilde sağa ve sola doğru tamamen açıldığında kanatlar hiçbir şekilde görünmemektedir. Pencere kanatlarının açılma açısı görsel üzerinde verildiğine göre kanatların hiçbir şekilde görünmemesi için pencere kanatları kaç derece daha açılmalıdır? Yani doğru aç olması gerekiyor. 180'den arkadaşlar şu anki açıları 36 olduğu için 180'den 36'yı çıkarıyorum ve de 144 derece daha açılması gerektiğini bulduk. Tüm kenarlarının uzunlukları eşit ve açıları 120 derece olan altıgen şeklindeki parçalardan oluşan bir yap bozum. Oklarla belirtilen yerlerine birer tane daha özdeş ikiz kenar üçgenler eklendiğinde oluşan çokgenin kenar sayısı ile bir köşesinden çizilecek köşegen sayısının toplamı. Bu soru büyüyor mu? Birazcık büyümüyor. Keşke büyüseydi. Ee, şimdi şöyle gösterelim. Arkadaşlar buradaki boşluklar doldurulacak yani bakın burası bu şekilde oluyor burası bu şekilde oluyor burası bu şekilde bu siyahla çizdiğim yerleri arkadaşlar ikiz kenar üçgenler koyuyoruz şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 12gen oluştuğunu bulduk bir köşeden kaç tane köşegen çizilir buraya çizilir bir Buraya çizilir 2 3 4 5 6 7 8 başka var mı? Bir tane daha olması lazım. 8 9 tane olması lazım. Şurada da var. Onu çizmemişiz. 8 ve de 9. Yani bir köşesinden çizilebilecek köşegen sayısı da 9'dur. Toplamları 21 olarak gelir. İki köşesi açı ölçer üzerine yerleştirilen ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şu anda arkadaşlar burası tam net gözükmüyor ama burası 50 derece. Aynı şekilde burası da 40 derece olarak geliyor. 50 ile 40'ı topluyorum 90 ve buraya da 90 derece kaldığını bulduk kesinlikle hangisini söyleyebiliriz? Kesinlikle bu üçgen dik açılı üçgendir diyebiliriz. Böylelikle arkadaşlar videonun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.